Azerbaycan karşısında Karabağ'da büyük hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a öfke dinmiyor. Ölen askerler için bir kiliseye taziye ziyareti gerçekleştiren Paşinyan, elini sıkmayı reddeden papaz tarafından kovuldu. Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'a karşı öfke dinmiyor. Gün içinde gittiği bir kilisede papaz tarafından kovulan Paşinyan, Zengezur'a yapacağı ziyaret öncesinde ikinci bir şok yaşadı. Zengezur'da yaşayan Ermeniler Paşinyan'ın bölgeye gelmemesi için arabalarıyla yolları bloke etti. Zengezur'a giriş yolunu tıkayan öfkeli Ermenilerle polis arasında arbede çıktı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ziyaret için gittiği kilise papazı tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Ziyaretçileri hoş karşılamayan papaz, Paşinyan'ı kiliseden kovmuştu. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya imparatorlukları tarafından topraklarının büyük bir kısmı işgal edilen Osmanlı, en yorgun ve zayıf düştüğü bir dönemde, işgalci, istilacı ve sömürgeci Avrupa devletlerine karşı 18 Mart 1915'te Çanakkale'de büyük bir zafer kazandı. Osmanlı vatandaşı olan veya olmayan Türk, Arap, Kürt, Boşnak, Arnavut, Kafkasyalı, yaklaşık 250 bin Müslüman kardeşimizi bu savaşta batılı işgalcilere karşı savaşırken şehit verdik. Yıllarca Balkanlarda ve Kafkaslar'da Rusya ile, Yemen'de, Mısır'da, Filistin'de, Hicaz'da, Irak'ta, İngiltere ile, Libya'da, İtalya ile, Cezayir, Suriye ve Lübnan'da, Fransa ile savaşırken bu kanlı savaşlardan dolayı Osmanlı ordusu ve ekonomisi zayıfladı. Düşman orduları tarafından dört bir tarafımızdan kuşatıldık. Asya, Avrupa ve Afrika'yı 600 yıl kanatları altında muhafaza eden Ulu Çınar Osmanlı'yı sömürgeci Batılılar Anadolu topraklarında boğup yok etmek istediler. 1917'de Çarlık Rusyası yıkıldı ve yerine Sovyetler Birliği kuruldu. Çarlık Rusyası döneminde yurtları işgal edilen milletler Moskova'daki iktidar değişimini fırsat bilerek kendi özgürlüklerine kavuşmak ve milli devletlerini kurmak için harekete geçtiler. Azerbaycan Türkleri de bunlardan biriydi. Tiflis'te 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan Cumhuriyeti Mehmet Emin Resulzade Başkanlığı'nda kuruldu. Tarihte ilk Türk Cumhuriyeti olan Azerbaycan Cumhuriyeti'ni diplomatik olarak ilk tanıyan kardeşi Osmanlı Devleti'ydi. Osmanlı İmparatorluğu ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında 4 Haziran 1918'de Batum Anlaşması imzalandı. Bunun üzerine Sovyetler Birliği'nin Bakü'deki ordusu 12 Haziran'da Tiflis'ten Gence şehrine taşınan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkentine yürüyünce genç Azerbaycan Cumhuriyeti kardeşi Osmanlı Devleti'nden yardım istedi. Bu durum üzerine Osmanlı İmparatorluğu Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa komutasında 8000 kişilik Kafkas İslam ordusunu donatıp hemen yola çıkardı. Bu ordu Gence'ye varınca 7000 Azerbaycan Türk'ü de Kafkas İslam ordusunun saflarına katılarak Kafkas İslam ordusunun sayısı 15.000'e ulaştı. Almanlar, Ruslar, Ermeniler ve İngilizler zengin petrol yataklarına sahip olan Bakü'nün Türklerin eline geçmesini istemiyorlardı. 25 Temmuz'da Rus ve Ermeni taşnaklardan oluşan Sentro-Kaspi hükümeti İran'ı işgal altında tutan emperyalist İngiltere'yi Bakü'yü savunmak üzere yardıma çağırdı. Türk ordusuna karşı 18 bin silahlı Ermeni, 1200 İngiliz askeri, 1500 Rus askeriyle yerli işbirlikçilerden oluşan 30 bin kişilik bir düşman kuvveti Kafkas İslam ordusunu Bakü önlerinde karşılamak üzere hazır hale getirildi. Yıldırım hızıyla Anadolu'dan Kafkasları aşarak Gence'ye ulaşan, oradan da Bakü'ye yönelen Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam ordusu 30 bin kişilik Ermeni, Rus ve İngilizlerden meydana gelen işgalci düşman ordusunu yenerek 15 Eylül 1918'de Bakü'yü düşman işgalinden kurtardı. Nuri Paşa komutasındaki kahraman Kafkas İslam ordusunun Bakü'ye girmesiyle tekbir sesleri, zafer çığlıkları ve sevinç gözyaşları birbirine karıştı. Genç Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti hemen Gence şehrinden Bakü'ye taşındı. Bir millet iki devlet şuurunun mayasını ve temellerini işte o günler ve o tarihlerde Bakü'yü düşman işgalinden kurtaran Osmanlı Devleti'nin ufku ve ileri görüşü tarafından atılmış oldu. Emperyalist İngiliz, Rus ve Ermeni işgalcilerine karşı savaşmak için Azerbaycan'a gönderilen Nuri Paşa ve Kafkas İslam ordusunun taşıdığı ruh, İslam'ın ruhu ve Osmanlı'yı Osmanlı yapan maya da bu vahiy ruhuyla yoğrulan mayaydı. Bakü'yü 15 Eylül 1918'de kurtaran bu ruhun hala Türk milletinin ve İslam ümmetinin yüreğinde dipdiri ayakta olduğunu Karabağ'ın 30 yıllık Ermeni işgalinden kurtuluş mücadelesi sırasında gördük ve yaşadık. Bu yüce ruhun milletimizin yüreğinde sönmeyen bir yanardağ gibi yanıp durduğuna, milletimizin damarlarında volkan gibi dolaştığına dünya alemde şahit oldu. Bu başarı sadece iki devlet bir millet olan Türk milletinin dayanışması ve başarısının neticesi değil,
Türk milleti ve İslam ümmetinin dirilişinin, hatta bir devin bir asır sonra uykudan uyanışının, ellerindeki ve ayaklarındaki paslı zincirleri ve prangaları kırışının zaferiydi. Türkiye'ye ve onun lideri Başkan Erdoğan'a karşı ABD, İsrail, Batı ve Siyonist alemi gibi şer güçlerin aynı cephede bir araya gelmesinin de asıl sebebi bu maya ve ruhunun emperyalizmin ve işgalcilerin her tipi ve türlüsüne meydan bir okuyuşuydu. Allah bu kardeşlik mayasını ve İslami ruhu milletimizin ve ümmetin yüreğinden hiçbir vakit eksik etmesin. Bu diriliş ruh ve mayasını aklımızda, yüreğimizde, damarlarımızda ve gelecek tasavvurumuzda daim ve kaim kılsın. Kahrolsun emperyalizmin her türlüsü, onun yerli ve yabancı uçakları. Yaşasın Azerbaycan-Türkiye dostluğu ve kardeşliği. Yaşasın Türk ve İslam dünyasının kopmak bilmeyen Allah'ın ipiyle birbirleriyle sımsıkı bağlılığı ve dayanışması. Selam bu sağlam maya ve ruhu taşıyan tüm Müslüman yüreklere. Rahmet bu kutlu dava için can veren şehitlere. Azerbaycan Savunma Bakanlığı 27 Eylül'de başlayan ve 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgisini kabul ederek anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaştaki can kayıpları ile ilgili bilgileri güncelledi. Daha önce 2783 olarak açıklanan şehit sayısının bazı cenazelerin bulunması ve kimliklerinin belirlenmesiyle 2802'ye çıktığı belirtildi. Şehit askerlerden kimliği henüz belirlenemeyen 60'tan fazlasının teşhis edilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, yaklaşık 40 askerin kayıp olduğu, onların bulunması için de çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Bakanlık, defnedilen şehit askerlerin listesini de kamuoyuyla paylaştı. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Adam, Laçin ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmayı imza atmıştı. Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Adam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den ve 1 Aralık'ta Laçin'den çekilmişti.